Her hafta pazar günü yayınlanan Şifa Kapısı'nın bu haftaki konuğu fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Naran Seven Dorcu oldu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Naran hocamız bizimle olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Naran Seven Dorcu özellikle yoğun ağrılar çeken 40 yaş üstü bayanlarda belirtisi olan kemik erimesi rahatsızlığı hastalarının özellikle kalsiyum almaları gerektiğini belirtti. Kemik erimesi hastalığı kemik kütlemizin azalması demek. Yani kemik erimi daha kolay kırık yaşamamıza neden olabiliyor. Yani kemiklerimiz kırılgan oluyor diyebilirim. Bu kemik erimesi ağrı yapmıyor. Yani tetikleyen nedir hocam? Şimdi şöyle postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlarda bu 40 yaş üstü ne oluyor? 45-50 diyelim. 45-50. Yaş üstü kadınlarda menopoz sonrası kemik erimede artış gözleniyor. Bu nedenle hastaların yani özellikle kadınların ya da ileri yaş erkeklerin iyi kalsiyum almalarında fayda var. Yani süt, yoğurt, peynir olabilir, yeşil yapraklı sebzeler tüketmelerinde fayda var. Bir de egzersiz yine bu hastalarımıza çok iyi gelir. Çünkü bizim kaslar kemiğe yapışıyor. Şimdi kaslara yüklenip egzersiz yaparsanız, kasları çalıştırırsanız kemiklerimiz de güçleniyor. Çünkü vücuda söylüyorsunuz ki bu kemiğe ihtiyaç var, bu kasa ihtiyaç var diye. O zaman kemikler daha iyi güçleniyor. Yani hareketsiz kalmak kemik erimesinde de şeyi olur. Uzman doktor Naran Sevendoş, protez ameliyatı sonrasında fizik tedavisini aksatarak tedaviye gelmemesiyle iyileşme sürecini uzattığını belirtti hastaların. Filmlerini çekiyoruz çünkü kireçlenmenin dereceleri var ve çok ileri. Nelerdir bunlar? Mesela 4 evre var. 1, 2, 3, 4. Yani mesela dizde 4. evreye ulaştığı zaman hasta hani daha çok operasyona yönelik yani eklem protez ameliyatına yakın olmuş. Demek. En üst seviye evet, diye üst tabir seviye. Edelim. Daha erken evrelerde 1, 2 hatta 3. evrelerde fizik tedavi veriyoruz. Ki bu tüm hastalara fizik tedavi veriyoruz. Çünkü hastanın ağrısı, şikayetini azaltmak için etrafındaki dizde özellikle konuşmak gerekirse etrafta şimdi diz kireçlenmesi olunca sadece eklemde olmuyor. Etrafında bir sürü bağ doku var. Kıkırdak kapısı, menisküs bağlar, kaslarda zorlanma oluyor, ödem oluyor. Bunları iyileştirmek için fizik tedavi veriyoruz. Bu hastalar tabii ameliyat olacak bile olsalar, son evredeki hastalar yani fizik tedavi iyi gelir. Çünkü oradaki inflamasyon azalmış oluyor, kas gücü artmış oluyor. Ameliyat sonrası daha erken kalkıyor diyebilirim hastalar. Yani o süreci de etkilemiş oluyor. Aha, evet, evet. Yani kireçlenmeyi yatkınlık yapan şeylerden başta olanlar hareketsiz kalmak aslında. Çünkü kaslar ekleme destek olan yapılar. Şimdi biz sürekli hareketsiz artık. Hani arabadayız, evde masa oturuyoruz. Masa başındayız ya da televizyonun karşısındayız. Evet. Genelde de en çok yaşlılar, yaşlı teyzelerimiz evet, bunu bir görüyor. Bir de korona döneminde kimse dışarı çıkamadı. Kesinlikle. Yani biz kas gücümüzü kaybettik. Yani bayağı azaldı. Şimdi öyle olunca bir iş yapmak istediğinizde daha çok ekleme yükleniyorsunuz. Kaslar az olduğu için kasları çok aktive edemiyorsunuz. O nedenle yani kas gücümüzü geri kazanmak çok önemli.